Günaydın arkadaşlar. Bugün 31 Aralık. Bugün 31 Aralık 2019. Yani tarihten anlayacağınız üzere 2019'un son günü. Her zaman olduğu gibi güneşin yüzümüze tükürdüğü bir sabahta beraberiz. Yağmur yok, yağmur yok dediler. Ulan yağmurdan geçilmiyor be. Yağmurdan geçilmiyor. Ya şu mükemmel soğuk ve yağışlı günü her sabah görüyorum. Her seferinde arada kalıyorum lan diyorum. Toplu taşımayla mı gitsem, motorla mı gitsem? Yemin ediyorum bak benim var ya toplu taşıma güzergahını görseniz. Her seferinde motora karar veriyorum. Ya şöyle bir güzergah var bak. Evden çıkıyorsun, yürüyorsun 10 dakika falan. Sonra metro istasyonuna giriyorsun. Sonra metro istasyonu, şuradan motor çıkacak galiba, evet. Abi binebilirsen metroya biniyorsun. Genellikle çok şanslıysan birincisine, az şanslıysan ikincisine, standart bir günse üçüncüsüne binebiliyorsun. Bindin, kapı kapandı suratına. Burnum sıkışabiliyor da genellikle burnum büyük olduğu için. Burnumun sıkışma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyorum genellikle. Gel öyle ölmem ki ben. Öyle ölmem. Böyle blop diye vuracaksın yanından aniden. Aniden. Neyse. Ondan sonra işte metro ile bir 15 dakikalık yolculuğum sürüyor. Sonra Edirnekapı'da iniyorum. Edirnekapı'da metrodan metrobüse kadar böyle bir yolculuğum başlıyor. O da yaklaşık 5 dakika falan yürüyorum. Neyse, durağa giriyorum. Edirnekapı'dan metrobüs durağına. Orada bir bekliyorum. Genellikle ama nerede bekliyorsam diğer tarafta duruyor metrobüs. Abi kaza bela neyse ona da biniyorsun. Şanslı günündesin çünkü. İşte ondan sonra bir 10 dakikada o sürüyor. Daha sonra iniyorsun. İndiğin duraktan sonra da bir 10 dakika değil de 7 dakika falan da işe yürüyorsun. Canlandırdınız mı kafada şimdi güzergahları? Böyle bir kağıt telefonu var yazın. Hani günde minimum 15 dakika yürüyorum. Onun dışında 2 tane vasıta değiştiriyorum. Değiştirdiğim vasıtalar da rahat binemediğim vasıtalar ve bekliyorum. Şimdi böyle bir seçenek var. İki böyle bir seçenek var. Böyle bir seçeneğin dezavantajları neler? Böyle andavallar. İki işte... Çok güzel. Örneklerle açıklarken mükemmel denk geldin dayı. Neyse. En büyük sıkıntısı kış aylarında işte böyle üşüme kısmı. Onun %80'ini kapatıyorum aslında. Yani şu anda üstümde soğukla hiçbir temas yok mesela. Geç dayı. Sen var ya sen geç. Ama korna çal bir dahakine ben duyayım hani geçeceğin zaman. Neyse. İşte üst tarafı kapatıyorum falan. Alt taraftan biraz üşüdüğüm oluyor. Pantolon kısmı. Malum bir içlik giyiyorum. Bir pantolon giyiyorum. Ona biraz daha bir koruma şart. Yağmurlu da giymeyi sevmiyorum. Giymesi çıkarması daha zor oluyor. Böyle bir sıkıntısı var. Onun dışında ne sıkıntısı var? Yağmur çamur var işte. O kadar. Ama vallahi bak. 3 saniye düşündüğümüz zaman kesinlikle bu seçenek daha mantıklı geliyor. O yüzden çoğu seferinde hep bu seçeneği seçiyorum. Manyak değilim yani. Tercih meselesi. Bir hiçbir şekilde çözüm bulamadım. Tek yan ellerim. Ellerime ne giyersem giyeyim üşüyorum abi. O yüzden yakın zamanda bir elcik ısıtma taktıracağım. Elcik ısıtmaya da onu var çözersem üf diyorum sana. Bak üf diyorum. Üf ne diyormuş? Üf diyorum. Onu da çözeceğiz.
Ha. Şu an inşallah gözüküyordur, bilmiyorum ama. Niye böyle bir havada vlog çekme gereği duydum? İşte yılın son günü ya, 31 Aralık. Ay, Allah'ını seversen, lütfen. Allah'ını seversen. İşte 31 Aralık yılın son günü. Dedim ki ulan bir çıkarken işte bir yol vlog çekeyim dedim. Yılın dedim son günü, anı kalsın falan filan. Abi böyle son gün olmaz olsun. Böyle son gün olmaz olsun. Hayır, 2020'yi bekliyoruz böyle güle oynaya. Ne olacak? Ha bak, kapatıyorum şimdi bak. Bak canlı simülasyon yapıyorum size bak 2020'den. Şu anda 2019 değil mi? Bitti. Bütün dünya ...2020'deyiz. Günaydın arkadaşlar. İşte yine yağmurlu bir gün, yine güneşin yüzümüzü güneşin yüzümüzü tükürdüğü bir gündeyiz. Bu arada sesim nasıl çıkıyor bilmiyorum ama işte maske falan var ya böyle kafamda. Boyunluk falan var. Böyle konuşurken de ağzım tam açılmıyor. Ondan dolayı sesim değişik çıkıyor olabilir. Çıkmıyor bile olabilir. İnşallah çıkmıyordur da değişik çıkmıyordur. Yani İnşallah sesim çıkmıyordur değişik çıkmayacağına. Hani öyle diyeyim. Yolda genellikle paket kurye abilerimizden başka motosiklet süren kimse yok yine. Mekan yine bizim naftalinli motorcular evlerinden çıkartmadılar motorları. Ben mi salağım bilmiyorum. Ama anlattığım bence mantıklı, size de mantıklı geldi. Ya hepimiz salağız ya da evet, ya hepimiz salağız ya da akıllı olan bizleriz. Dayı, öldüreceksin adamı dayı. A5 lan o. Ya sen nasıl bir adamsın ya. A5'e bunu yapan adam bize neler yapmaz. Uzak dur bu adamdan. Şşş, sakın ha. Bu arada şöyle bir sıkıntı var. Araba kullanan arkadaşlar bilir. Böyle havalarda daha çok dikkat edin arabalara karşı. Çünkü adamlar cidden görmüyorlar. Hani zaten görmüyorlar. Ama böyle havalarda hiç görmüyorlar. Bunun sebebi de işte bu ıslanan aynalar. Aynalar ıslanıyor. Adamlar göremiyor. Güzel göremiyor. Hatta araba kullanmayan arkadaşlar da bilir. Vizör falan ıslandığı zaman, kendi aynalarınız ıslandığı zaman siz de görüşünüz görüşünüzü etkiler. O yüzden hani dikkat ettiğinizin iki katını dikkat edin yağmurda. Bir tık daha yavaş, bir tık daha kontrollü, bir tık daha o ne lan? Bir tık daha şey, dikkatli, temkinli. Evet, saatlerimiz 8.49. Kıvı FM'den. Bazen şey oluyor ya, böyle atlayacağım ya sağ tarafa. Ulan bir şekilde o sağ tarafı göremiyorum. Aman diyorum, bu sefer mi denk gelecek? Atlıyorum. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Adamla hep o zaman böyle hep o zaman kapı kapıya giriyorum. Arkadan gelen başka bir motorla. O yüzden işte şans bu sefer mi bana gülecek demeyin. Gülüyor. Lan Güneş Bey! 70'e çıkınca üşürüz. Ben şimdi bu videoyu çekiyorum. Vlog yapıp atacağım. -28 derecede yol yapıyorum. Ha şeymiş o. Benzin yanıp sönüyor da ışığı. O 28'e düşmüş. İşte vlog çekiyorum, atacağım. Adamlar pijamasıyla evde, terliyle, elinde portakal, bana akşam dislike atacaklar. Ya lan Doblo! Oğlum beni niye varsaymıyorsunuz? Bir de altına yorum yazacaklar. Oha, katile bak nasıl çıktı. Şey, bir de altına yorum yapacaklar. Abi bu sefer güldürmedi. Ulan güldürmez tabi, ben gülemiyorum ki burada. Biz gülebiliyoruz mu? Bu niye yüksek Doblo lan? Allah Allah. Bunun itemleri ne acaba? Master yazıyor, bir şeyler yazıyor. Bu daha önce karşılaşmadığım bir bölüm canavarı.
Buna çok bulaşmak istemiyorum. Abi. Oğlum sen de ha az önce sıkışıyordun. Bize mi artistliğin? Koruduk kolladık lan seni az önce. Şu küçük aynam diye yamulmuş. Göremiyorum hiçbir şey. Küçük aynam yamulmuş. Çarpacaksın Bak oradan sağ atlarsan sönerim. Bak yaklaşık 15 dakikalık bir yolculuk sonunda üşüyen tek yerim neresi biliyor musunuz? Ellerim. Vallahi ellerim. Bak ellerimden başka üşüyen hiçbir yerim yok. Umarım evcil ısıtma çare olur. Yoksa motoru satıp doblo alacağım bir tane klimalı. Sağ tarafta buğu yaptı göremiyorum. Neyse arkadaşlar ben geldim. Şuradan bir kahvaltı alayım. Ondan sonra kaçacağım ben. Burada da ıslak ben ama popom ıslanmamıştır inşallah. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Oğlum içinde ha insan varmış.